Demin Parkinson cerrahisi hakkında bilgilendirdiniz bizi. Peki bu Parkinson cerrahisi uygulanamayan gruplar var mı? Evet, güzel bir soru. Şimdi özellikle Parkinson tanısı kesinleşmiş hastalarda ilave olarak sadece Parkinson hastalığı değil de ilave olarak bu ameliyatı kaldıramayacak kadar mesela kalp hastalığı olanlar. Çünkü bu ameliyat esnasında hastalığın 2 ila 4 saat arasında sırt üstü yatması gerekiyor. Bu cerrahi kaldıramayacak kadar ek sorunları olan işte akciğer sorunları olabilir hastalarda uygulayamıyoruz. Mesela hasta kalp krizi geçirmiştir. Bir çeşitli kan sulandırıcılar alması gerekiyordu ve bunu kesemiyor. Bunlar da kesinlikle bu ameliyat uygulanamaz. Buna ilave olarak kontrolsüz ve veya tedavisi yapılmamış psikiyatrik hastalıkları da beraberinde olan hastalarda çok dikkatli olmak gerekir. Bunları ilk önce bu psikiyatrik hastalıklarının tedavi altına, kontrol altına alınması gerekiyor. Dolayısıyla eğer böyle bir durum varsa hastada tedavi, cerrahi uygulanamaz veya ertelenir. İlave olarak hastanın bilişsel fonksiyonları, mental yetileri çok gerilemişse, yani demansı varsa bu hastalarda da uygulanmaz. Bunun dışında tüm ameliyatlardan önce mutlak surette bir beyin MR'ı görülür, görülmediyse o güne kadar. Beyin MR'ı çekildiğinde beyin kitlesi çok küçülmüşse, biz buna tıbben atrofi diyoruz. Yani beyin dokusu çok küçülmüşse bu cerrahi esnasında beyin içerisinde yerleştireceğimiz elektrotların gidişatı, trasesi bozulabileceği için ve uygun yerleşim sağlanamayacağı için bu beyin atrofileri, beyin atrofilerinde bu uygulanamıyor. İlave olarak bu MR'da beynimizin bir bölgesi olan bizim beyaz cevher dediğimiz bölgede yaygın damar tıkanıklıklarına bağlı veya küçük damar hastalıklarına bağlı yaygın beyaz cevher hastalığı varsa yine bu tür hastalarda uygulanması düşünülmesi gereken ve uygulanmaması daha doğru olacak bir hasta grubu söz konusu.